Merhaba güzel dostlarım. Sizlere minnettarım. Gerçekten sizlere minnettarım. Çünkü şunu fark ediyorum. Normal gözler beni göremiyor. Sizin gibi özel gözler, coşku dolu, sevgi dolu olan gözler beni görebiliyor. Yıllar önce bir ara bir arkadaşıma demiştim ki, seninle bir çete kuralım mı? Sevgi çetesi kuralım mı demiştim. Ve o gün bugündür tohumlar atıyorum. Çünkü biliyorsun, bir bulut suyla dolu olduğu zaman yağmak zorunda. Ve kendime göre ben toprak oluyordum ve tohumlar yetiştirecektim. Bilirsin işte, toprağın potansiyeli anlaşılabilmesi için tohumların olması lazım. Ve sen bu videoyu izlediğin zaman şunu fark ediyorsun, normal insanların, normal gözlerin görmeyeceği beni görüyorsun. Normal kulakların duymayacağı şekilde beni duyuyorsun. Bu videolardan sonra, sosyal medyadaki paylaşımlardan sonraki geri dönüşlerden dolayı sizlere minnettarım arkadaşlar. Hep bir şey anlatıyorum. Zihinsizliği, zihinsiz olmanın gerektiğini, bize bilinçaltımızı 7 yaşından önce çevrenin, toplumun verdiğini ve o bilinçaltıyla, o zihinle bir hayat yaşadığımızı, onun bazen önümüze geçtiğini, zihinsiz olmamız gerektiğini anlatıyorum. Yani zihinsizden kurtulduğumuz zaman ne olur? Hani benim tabirim nedir biliyorsunuz? Zihin şerefsizdir ve hep insanın kötülüğüne çalışır. Ya geçmişteki olumsuzluklar ya da gelecekteki problemler, korkular. Şu anda hiç durmaz. Zihinden kurtulmayı anlatıyorum. Asıl kendini görmeyi, asıl kendi özünü görmeyi, mucizeleri gerçekleştirmen gerektiğini anlatıyorum. Çünkü zihinden kurtulduğun zaman aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ölümlü hayattan kurtulup ölümsüzleşiyoruz. Biliyorsun işte, öldüğün zaman ne olur? Ölümsüzleşiyorsun. Yeniden doğmak istiyorsan ölmek zorundasın. Elmas olmak istiyorsan kömürden kurtulmak zorundasın. Kömürden kurtuluyoruz, elmas oluyoruz. Ölümden kurtuluyoruz, ölümsüzleşiyoruz. Tohum çatlıyor, tohumdan kurtuluyor. Ne oluyor? Çiçek oluyor, koku salmaya başlıyor. Eğer bir çiçek olgunlaşmışsa, istese de istemese de koku salmaya başlayacak. Ve sizlerin sayesinde şu içinde olduğum meslekte, yaptığım işte artık insanların görmediği şeyleri görmeye başladım. İnsanların duymadığı şeyleri duymaya başladım. Ve sizlerin kalplerine, sizlerin ruhlarına dokunmaya başladığımı fark ettikçe hayat çok daha farklı bir anlam kazanmaya başladı bende. Sizlere minnettarım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar, mucizelere inanın. Mucizelere inanın. Düşündüğünüz her şey gerçek olacak. Bu bir mucize. Mucizelere inanın. Bir gün bir okyanus böyle bir gemi batmak üzere, böyle fırtına var, gemi yerle bir ediyor, batmak üzere ve gemideki yolcular ölüm korkusuyla birkaç dakika sonra öleceğin korkusuyla sağa sola koşuyorlar panikle ve o sırada geminin bir tarafında birisi sakince oturuyor ve ama milletse korku dolu, ölüm korkusu dolu, o sakince oturuyor, diyor ya ne yapıyorsun, görmüyor musun, gemi batacak, öleceğiz bir sonra, sen nasıl böyle sakin sakin oturuyorsun? O kafasını kaldırıp diyor ki, hiç inancınız yok mu sizin? Ya ne inancından bahsediyorsun? Görmüyor musun? Gemi batacak ve öleceğiz biraz sonra diyor. İnsanlar, o diyor ki yine, hiç inancınız yok mu sizin? Ve kalkıyor, geminin kenarına doğru varıyor ve sakin ol diyor. Huzurlu ve sakin ol. Ve sular birdenbire duruluveriyor. Birdenbire sakinleşiyor. Ve hiçbir şey yokmuş gibi gemi yolculuğuna devam ediyor. Bu olay 2000 yıl önce Hazreti İsa'nın başından geçiyor. Bu mucize Hazreti İsa'ya ait. Ve biz 2000 yıldır mucizelerle yaşıyoruz. Belki farkındayız, belki farkında değiliz. 2000 yıldır tüm insanlar arkadaşlar içimizde dağ dağlar yok mu? Fırtınalar kopmuyor mu? Ama içimizde bir yer var, sakince oturuyor. Bize düşen şey gerildiğimizde, üzüldüğümüzde sakin ol, huzurlu ol demek kendimize. O zaman bakıyorsun ki her şey yeri yerine geçiveriyor. Huzurlu ol, sakin ol. Mucizelere inanın güzel dostlarım. İstediğin bir şey mi var hayatta? De ki, bana gel. Ve onun sana geldiğini göreceksin. İstemediğin bir şey mi var hayatta? İstemediğin bir insan senin hayatına mı giriyor? De ki, git, istemiyorum seni. Kendi içinden de onun gittiğini göreceksin. Mucizelere inanın güzel dostlarım. Geçen bir sahile gitmiştim. Sahilde taşlar toplamaya başladım. Taşları toplarken, tabii çok güzel taşlardı arkadaşlar. Taşları toplarken bir ayağımın elmasa çarptığını fark ettim. Baktım ki elmaslar da var. Elmasları da toplamaya başladım.
O kadar çok taş toplamışım ki anladım ki akşam olunca bunları eve götüremeyeceğim. Ve o taşları, o elmasları, o madenleri oradaki arkadaşlarıma emanet ettim. Arkadaşlarımın o emanetin kıymetini bilmediğini fark ettiğimde gözümden yaşlar geldi. Hayat boyu arkadaşlar, tohumlar topluyorum, tohumlar ekiyorum. Ve bu tohumlar Ali oluyor, Dilek oluyor, Didem oluyor, Tuğç oluyor, yeşermeye başlıyorlar. Ve bunlar tıpkı bir bulut dolu olduğu zaman yağması gibi, tıpkı bir çiçeğin olgunlaştığında koku vermesi gibi çevresine koku salmaya başlıyor. Ve bunları emanet ettiğim insanların kıymetini bilmemesi gerçekten beni çok üzdü. Bununla beraber sizler gibi olağanüstü insanların, mükemmel insanların yaptığımız bu güzel işleri, yaptığımız bu güzel sanatı ya da beni görmeniz gerçekten onurlandırdı. Sizlere minnettarım sevgili dostlarım. Çünkü biliyorum ki beni normal gözler göremez. Biliyorum ki beni normal kulaklar duyamaz. Sevgi dolu olan gözler, coşku dolu olan, tutku dolu olan gözler duyabilir. İnsanların kalplerine, ruhlarına dokunmak isteyenler duyabilir, görebilirler. Ve ben de öyle bir hale geldim ki artık normal gözlerin gördüklerinden daha farklı şeyler duyuyorum. Binlerce kilometredeki ilerideki ağaçların müziğinin sesini duymaya başladım sayenizde. Çünkü elimde değildi artık. Bir bulut su dolmuşsa yağacaktı ya, ister istemez yağmaya başladım. Ve geçen bir mesaj geldi. Çok etkilendim. Ona buradan teşekkür ediyorum. Biliyorum ki o da şu anda bu videoyu izliyordur. Hiç tanımıyorum. Ama şunu yazmış mesajında. Bir ücret almadan, karşılık almadan bizimle güzel bilgiler paylaştığınız için size sonsuz şükürler demiş. Biliyorum ki bir ücret alınma gerek yok. Bildiğim şey şu. Bir kuyudan su alır, suyu kullanırsan kuyunun altından su gelmeye devam eder. Ama suyu kullanmazsan o kuyudaki su kirlenir, pislenir ve altından gözü de kurur. Artık yanına verdikçe alırsın. Verdikçe alırsın. Nefes verirsin, nefes alabilirsin. Cenab-ı Hak sistemi, Allah sistemi buna göre kurmuş. Verdikçe alabilirsin. Vermeden alamazsın. Eğer vermeden alınacak olsaydı Allah bize cenneti verirdi. Vermeden hayatta hiçbir şey alamazsın. Ve ben buradan emin olun arkadaşlar, bir sürahi doluysa boşalmak isteyecek. Neyi dolduruyorsam, neyi öğreniyorsam daima anlatacağım. Ne size fayda sağlayacak, fayda sağlayacak düşünüyorsam her zaman anlatmaya devam edeceğim. Çünkü aşk doluyum ve biliyorum ki karşımda aşk dolu insanlar var. Sizler varsınız. Sizlere minnettarım. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.